Değerli arkadaşlar merhaba, Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Modül 7 sosyal etkileşim ve iletişimle ilgili ikinci çıkması muhtemel soru çözümüne başlıyorum. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. İlk soruyu okuduktan sonra değerli arkadaşlar yaklaşık 5 saniye bekliyorum. Daha sonra PDF'ler ışığında detaylı çözüm yapıp bir sonraki soruya geçiyorum. Özellikle çözüm bölümünü okurken ya da size aktarırken sabrınıza sığınıyorum. En baştan söyleyeyim. Çünkü bazı arkadaşlarımız eleştirileri oluyor. Bazı arkadaşlarımız da özellikle bunu istiyor. Ben de orta bir yol tutturmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, 18. soruda kalmıştık bir önceki videoda. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Detaylıca sosyal etkileşim ve iletişimle ilgili çıkması muhtemel soruları çözdük. Soru 18. Dinleyen kişinin sözel geri bildiriminde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren destekleyici bir süreçtir şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kapsamlı dinleme, B. Katılımcı dinleme, C. Takdir edici dinleme, D. Edilgin dinleme, E. Empatik dinleme. Sekizinci sorunun cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Edilgin dinlemedir. Edilgin dinleme, dinleyen kişinin sözel gelip affedersiniz. 18. sorunun cevabı D seçeneğidir. Edilgin dinlemedir değerli arkadaşlar. Edilgin dinleme, dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği ve kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren destekleyici bir dinlemedir değerli arkadaşlar. Ben bütün dinleme türlerini tekrar etmeyeceğim ama kapsamlı dinlemeden bahsetmek istiyorum. Kapsamlı dinleme, öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklanılan dinleme türüdür değerli arkadaşlar. Katılımcı dinleme, kişiler arası etkileşimde etkili dinlemenin temeli aktif katılımdır değerli arkadaşlar. Katılımcı dinleme de dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümsemesi ve yansıtmasıdır. Takdir edici dinlemeden bahsetmiştik bir önceki soruda. Tekrar edeyim kısaca. Takdir edici dinlemede değerli arkadaşlar, söylenenden keyif almaya odaklanılan bir dinlemedir takdir edici dinleme. Edilgin dinlemeyi bahsettim, tekrar edeyim. Dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren destekleyici bir süreçtir değerli arkadaşlar. Empatik dinleme ise empatik dinlemede değerli arkadaşlar amaç kişinin kendisini açmasıdır. Yani dinlediğimiz kişinin kendisini açmasını hedefliyoruz empatik dinlemede ve burada değerli arkadaşlar duygularını daha yoğun yaşaması, kendisinde var olan çatışmaları kişinin çözmesi ve kendisini kabul etmesi gibi noktalarda karşımızdaki kişiyi cesaretlendiriyoruz empatik dinlemede. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Diğer dinleme türlerini dediğim gibi PDF'den sizler okuyabilirsiniz. 17. soruda da zaten detaylıca ben aktarmaya çalışmıştım. Soru 19. Kişinin kelimelerini aynen tekrarlamak değildir. Kişinin duygularının ve mesajlarının anlaşılmaya çalışıldığını gösterir şeklinde tanımlanan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Çözümleyici dinleme, B. Katılımcı dinleme, C. Takdir edici dinleme, D. Edilgin dinleme, E. Empatik dinleme. Dokuzuncu sorunun cevabı A seçeneğidir. Çözümleyici dinlemedir değerli arkadaşlar. Kişinin kelimelerini aynen tekrarlamak değildir. Kişinin duygularının ve mesajlarının anlaşılmaya çalışıldığını gösterir. Çözümleyici dinlemede. Ben kısaca bu konudan soru beklediğim için diğer seçeneklerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, katılımcı dinleme, kişiler arası iletişimde etkin katılım çok önemlidir değerli arkadaşlar ve
Katılımcı dinlemede dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümsemesi ve karşı tarafa yansıtması beklenir. Takdir edici dinlemede değerli arkadaşlar, söylenenden keyif almaya odaklanılan bir dinleme türüdür. Edilgin dinleme değerli arkadaşlar, dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren destekleyici bir süreçtir. Empatik dinleme değerli arkadaşlar, bu dinlemede amaç kişinin kendisini açmasıdır. Yani dinlediğimiz kişinin kendisini açmasını hedefliyoruz. Ve duygularını daha yoğun yaşaması, kendisinde var olan çatışmaları çözmesi, kendisini kabul etmesi için karşımızdaki kişiyi cesaretlendiriyoruz empatik dinlemede değerli arkadaşlar. Son kez çözümlü dinlemeyi tekrar edeyim. Çözümleyici dinlemede kişinin kelimelerini aynen tekrarlamak değildir amaç değerli arkadaşlar. Burada amaç kişinin duygularının ve mesajlarının anlaşılmaya çalışıldığını göstermektir. Dolayısıyla çözümleyici dinleme doğru cevabımızdır. A seçeneği doğru cevabımızdır. Soru 20. Sınıfı öğrenme ortamına ya da Rosenberg'in deyimiyle hayatı zenginleştiren öğrenme ortamına dönüştürebilmek için öğrenme ortamında bize rehber olacak özelliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Öğrenciler ve öğretmenler, ebeveynler ve okul çalışanları birlikte ve birbirinden öğrenir. B. Öğrenme kazanımları ve kuralları bunlardan etkilenecek herkesin anlaşmasıyla belirlenir. C. Öğrenenler içsel değerlerden, ihtiyaçlar ve arzulardan motive olurlar. D. Öğrenme ortamında hiçbir şekilde baskı yoktur. E. Öğrenme ortamı güç ve ücretle sağlanmalıdır. Evet. 20. soruda cevabımız E seçeneğidir değerli arkadaşlar. Sınıfı öğrenme ortamına ya da Rosenberg'in deyimiyle hayatı zenginleştiren öğrenme ortamına dönüştürebilmek için öğrenme ortamında bize rehber olacak özelliklerle ilgili E seçeneğindeki verilen bilgi yanlıştır arkadaşlar. Öğrenme ortamı güç ve ücretle sağlanmalıdır ifadesi yanlıştır. Öğrenciler ve öğretmenler, ebeveynler ya da okul çalışanları birlikte ve birbirinden öğrenirler değerli arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Öğrenme kazanımları ve kuralları bunlardan etkilenecek herkesin anlaşmasıyla belirlenir. Bu ifade de doğrudur. Öğrenenler içsel değerlerden, ihtiyaçlar ve arzulardan motive olurlar. Bu ifade de doğrudur. Öğrenme ortamında hiçbir şekilde baskı yoktur. Dolayısıyla D de doğrudur. Öğrenme ortamı güç ve ücretle sağlanmalıdır ifadesi yanlıştır değerli arkadaşlar. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biri olmayabilir? A. Kişisel unsurlar. B. Semantik unsurlar. C. Fiziksel unsurlar. D. Zaman baskısı. E. Bumerang baskısı. Değerli arkadaşlar, iletişim engelleri 365. sayfada ve 366. sayfada detaylıca yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinin biri olmayabilir? Cevabımız 21. soruda E seçeneğidir. Bumerang baskısıdır değerli arkadaşlar. İletişim engellerinden ben soru bekliyorum. O yüzden bu soruyu da detaylandıracağım değerli arkadaşlar. Bir A'dan başlıyorum. Kişisel unsurlar. Kişisel unsurlar değerli arkadaşlar, alıcının ve vericinin mesajı kodlarken veya iletirken gerekli dikkati göstermemesinden kaynaklanan engellerdir. Bu engeller alıcının mesajı yanlış anlayabilmesi veya yorumlayabilmesi, belli ön yargılar nedeniyle mesajı yanlış değerlendirmesi, konuşmacıya karşı ilgisizlik ve farklı olumsuz tutumlarıdır. İletişim sürecinin iki önemli unsuru vardır değerli arkadaşlar. Birincisi alıcı, diğeri göndericidir. Aynı zamanda iletişim engelleyici rol de bu alıcı ve göndericiden kaynaklanabilir. Kişisel amaçlar, duygular, değer yargıları ve alışkanlıklar
gelen mesajları olumsuz ve kayıtsız bir tutum sergilenmesine sebep olabilir değerli arkadaşlar. Yine ikincisi, fiziksel unsurlardan bahsetmek istiyorum. Fiziksel unsurlar kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan, dış kaynaklı ortamlarda oluşan ve iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardır değerli arkadaşlar. Fiziksel unsurlar genellikle ortamdan kaynaklı engelleyicilerdir değerli arkadaşlar. Üçüncü önemli iletişim engeli semantik unsurlardır değerli arkadaşlar. Semantik unsurlar kullanılan dilden kaynaklı yanlış anlaşmalar ve iletişim engelleridir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bazı sembollerin birden fazla anlamı olabilir. Bunun dışında bir sembol farklı kişiler için farklı anlamlar oluşturabilir değerli arkadaşlar. Dördüncü iletişim engelimiz zaman baskısıdır değerli arkadaşlar. Zaman baskısı sosyal bir çevrede insanlarla iletişim ve ilişki kurmayı hedeflediğimiz zaman birçok engelle karşılaşırız. Yani bu engellerden biri de zaman kısıtlılığıdır değerli arkadaşlar. İş yaşantısı içerisinde faaliyetlerin birçoğu belirlenen mesai saatleri içerisinde yetişmeyebilir, gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla iş yaşamındaki zamanla alakalı sınırlamalar, iletişim esnasında örgüt üyelerinin üzerinde zaman baskısı oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla zaman baskısı bu şekildedir değerli arkadaşlar. İş yükünden dolayı iletişim engelleri oluşabilir. Beşinci algılama değerli arkadaşlar, algılamadaki beşinci iletişim engeli algılamadaki seçiciliktir değerli arkadaşlar. Algılamadaki seçicilik olarak tanımlanabilecek unsur şudur değerli arkadaşlar. Bazı iletilerin bilerek yahut bilmeyerek algılanmamasıyla ilgilidir. Yani algıda seçicilikte şunu kastediyoruz. Bazı iletileri görmemize rağmen görmezden geliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Kişiler belirli ön yargılara sahipseler değerli arkadaşlar, vericiden gelecek olan iletileri hiç algılamayabilirler ve kastedilenden farklı şekilde de algılayabilirler. Dolayısıyla algıda seçicilik bu şekildedir. Bu merak baskısı diye bir iletişim engeli yoktur değerli arkadaşlar. Soru 22. Ekolojik yaklaşımın temel prensipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çocuk modelin merkezinde yer almaktadır. B. Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer almaktadır. C. Çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilendiği gibi çocuk da onları etkiler. D. Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler çocuğun gelişimini etkilemez. E. Çocuğun sağlıklı gelişimi için sistemler arasındaki etkileşimin tutarlılığı önemlidir. Yirmi ikinci soruda cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler çocuğun gelişimini etkilemez ifadesi ekolojik yaklaşımın temel prensipleriyle ilgili olarak verilen yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Çocuk modelin merkezinde yer almaktadır. Bu ifade doğrudur değerli arkadaşlar. Ekolojik yaklaşımın temel prensipleri içerisinde çocuk modelin merkezinde yer alır. Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer almaktadır. Bu ifade de doğrudur. Çok özür dileyerek sesimi kapatmak zorundayım. Yirmi ikinci sorunun cevabı baştan alacağım değerli arkadaşlar. 22. sorunun cevabı D seçeneğidir. Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler çocuğun gelişimini etkilemez ifadesi ekolojik yaklaşımın temel prensipleriyle ilgili olarak yanlış bir bilgidir. Değerli arkadaşlar, ekolojik yaklaşımın temel prensiplerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Çocuk modelin merkezinde yer almaktadır. A seçeneği doğrudur. Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer almaktadır. B seçeneği doğrudur. Yine çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilendiği gibi çocuk da onları etkiler. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır. Dolayısıyla D seçeneğindeki çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler çocuğun gelişimini etkilemez ifadesi yanlıştır değerli arkadaşlar. Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır değerli arkadaşlar. Özellikle
Sistemler arasındaki ilişkilerin niteliği ve sıklığı da çocuk üzerinde oldukça etkilidir. Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemlerde çocuğun gelişimini etkiler değerli arkadaşlar. D seçeneğinde çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler çocuğun gelişimini etkilemez dediği için yanlıştır. Etkiler değerli arkadaşlar. O bölümü tekrar okuyorum. Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler de çocuğun gelişimini etkiler. Özellikle çocuğun sağlıklı gelişimi için sistemler arasındaki etkileşimin tutarlılığı önemlidir değerli arkadaşlar. Soru 23. Sosyal medya, yasal mevzuat gibi bireyin gelişiminde dolaylı etkisi olan birimlerin oluşturduğu katman aşağıdakilerden hangisidir? A. Egzo sistem, B. Makro sistem, C. Krono sistem, D. Mezzo sistem, E. Jeolojik sistem. Değerli arkadaşlar, 23. sorunun cevabı A seçeneğidir. Egzo sistemdir. Egzo sistem, sosyal medya, yasal mevzuat gibi bireyin gelişiminde dolaylı etkisi olan birimlerin oluşturduğu katmandır değerli arkadaşlar. Genel eğitim politikaları, medya ve kitle iletişim araçları bu birimlere örnek olarak verilebilir değerli arkadaşlar. Ben diğer şıklara da notlarımdan yararlanarak hemen değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, mikrosistem sırayla gideyim isterseniz. Sistemleri açıklarken kafanızı karıştırmamak için. Mikrosistem arkadaşlar şu anki bulunduğunuz ortamdır. Ben sistemleri açıklıyorum değerli arkadaşlar. Ekolojik sistem yaklaşımı ile ilgili 368. sayfada bir tane şekil var değerli arkadaşlar. Şekil 3. O şekilin altında bu konuyla ilgili detaylı bilgiler verilmektedir. 368'de, 369'da, 370'te bu konuyla ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Ben kısa tanımlar vererek ve küçük örnekler vererek geçeceğim arkadaşlar. Sizi çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Egzo sistemden bahsettim. Az sonra tekrar değineceğim. Ama ben sistemleri alttan üste doğru şeklinde açıklayacağım ki zihninizde daha iyi kalacaktır. Mikrosistemden başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Mikrosistem şu anki ortamımızdır. Yani kişinin şu an bulunduğu ortamdır. Nerede bulunuyoruz biz öğretmen olarak? Evde bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Okulda bulunuyoruz. Buralar bizim mikrosistemimizdir. Ya da işçiysek iş yerimiz bizim mikrosistemimizdir değerli arkadaşlar. İkinci sistem değerli arkadaşlar mezo sistemdir. Mezo sistem mikrosistemlerden oluşan sistemlerdir. Yani mikrosistemlerin yaptığı komşuluktur değerli arkadaşlar mezo sistem. Nedir bu? Mesela okulların birleşerek değil mi oluşturduğu bir ilçe milli eğitim oluyor. Bu ilçe milli eğitimi şey olarak düşünebilirsiniz. Mezo sistem olarak düşünebilirsiniz. Yani topluluğu mezo sistem olarak düşünebilirsiniz. Ya da A okuluyla B okulunun arasındaki iletişimi mezo sistem olarak, komşuluk olarak düşünebilirsiniz. Ya da 14 numarayla 15 numaranın apartmanda komşuluğunu mezo sistem olarak düşünebilirsiniz. Egzo sistemde bir sonraki sistem değerli arkadaşlar. Egzo sistemde az önce açıkladım, tekrar açıklayayım. Doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılardır. Mesela kamu kurumları, profesyonel kuruluşlar egzo sisteme örnek verilir değerli arkadaşlar. Sosyal medya, yasal mevzuat gibi bireyin gelişiminde dolaylı etkisi olan birimlerin oluşturduğu katmanın yine mezo sistemdir değerli arkadaşlar. Özür dilerim, egzo sistemdir değerli arkadaşlar. Makro sistem de değerli arkadaşlar kültürü kapsayan örüntülerdir. Ekonomik ya da siyasi ideolojiler, baskın inançlar ya da basma kalıp düşünceler de makro sistem olarak ifade edilir değerli arkadaşlar. Dediğim gibi sizler yine detayları
bu sistemlerle ilgili detayları PDF'de 368'de, 69'da, 370'te detaylıca bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Soru 24. Yukarıda açıklaması verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu iklim türünde arkadaşça ilişkiler, işleri kolaylaştırıcı, katılımcılığı teşvik gibi faktörler önemlidir ve yönetici örgütte kurmay bir liderlik örneği sergilemektedir. Yukarıda açıklaması verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık iklim, B. Özerk, otonom iklim, C. Samimi iklim, D. İdareci iklim, E. Kapalı iklim. Değerli arkadaşlar, 24. sorunun cevabı 24. sorunun cevabı A seçeneğidir. Açık iklimdir. Bu iklim türünde arkadaşça ilişkiler, işleri kolaylaştırıcı, katılımcılığı teşvik gibi faktörler önemlidir. Yine yönetici örgütte kurmay bir liderlik örneği sergilemektedir. Değerli arkadaşlar, ben iklim türlerinden soru bekliyorum. O yüzden bu konuyla ilgili detaylı bilgiler vermek istiyorum. İklim türlerinden bahsettim. İşte açık iklimden bahsettim. İkinci iklim türü özerk otonom iklimdir değerli arkadaşlar. Özerk otonom iklim, bu bilgiler 370. sayfada PDF'de yer almaktadır. Özerk otonom iklim, bu iklimde değerli arkadaşlar yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlardan uzak tutar değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum, özerk otonom iklimde yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlardan uzak tutar değerli arkadaşlar. İdareci iklim, yani D seçeneği, bu iklimi yöneticinin işini kendisinin yapması, arkadaş ilişkilerinin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder. Tekrar ediyorum, idareci iklimde değerli arkadaşlar, yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder değerli arkadaşlar. Samimi iklim C seçeneği. Bu iklimde arkadaşça ilişkiler hakimdir ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda görüşlerini bildirirler. Babacan iklim vardır arkadaşlar. Babacan iklimde kısmen kapalı bir iklimdir babacan iklim. Çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevde olduğu bir iklimdir babacan iklim değerli arkadaşlar. Babacan iklimden soru çıkabilir çünkü ters köşeye yatırıyor. Açıklamalarıyla adı biraz tutarsız arkadaşlar. O yüzden bunu sorabilirler. Ben o yüzden tekrar açıklayacağım. Babacan iklim değerli arkadaşlar, bu iklim kısmen kapalı bir iklimdir. Çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir değerli arkadaşlar. Son olarak kapalı iklim. Kapalı iklimde değerli arkadaşlar, yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleriyle ilgilenmediği ve işbirliğinin olmadığı, grup başarısının minimum düzeyde olduğu, resmi bir örgüt iklimi söz konusudur kapalı iklimde değerli arkadaşlar. Az önce zikrettiğim gibi 371. sayfada, 72. sayfada, 370. sayfada detaylı bilgileri bu konuyla ilgili bulabilirsiniz. Açık iklimi tekrar ediyorum. Açık iklim, arkadaşça ilişkiler var, işleri kolaylaştırıcı, katılımcılığı teşvik edici faktörler önemli ve yönetici örgütte kurmay bir liderlik örneği sergiliyor değerli arkadaşlar. Yani yönetici komutan ve bütün çalışanlar da asker, hepsi arkadaş, hepsi bir hedefe odaklanmış, işleri kolaylaştırmak için çalışıyorlar. Katılımcılık burada teşvik ediliyor, yani herkesin katılımı çok önemli oluyor, bütün paydaşların katılımı. Bu şekilde bir iklim türüdür açık iklim değerli arkadaşlar. Soru 25. Bu iklimde yukarıda açıklaması verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu iklimde ise yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlardan uzak tutar. Yukarıda açıklaması verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Açık iklim. B. Özerk otonom iklim. C. Samimi iklim. D. İdareci iklim. E. Kapalı iklim. Beşinci soruda cevabımız B seçeneğidir. Özerk otonom iklimdir değerli arkadaşlar. Az önce detaylarıyla bu iklim türlerini anlatmaya çalıştım. Tekrar edeceğim. Çünkü bu konudan soru bekliyorum değerli arkadaşlar. A seçeneğindeki açık iklim. Bu iklim türünde arkadaş ilişkiler önemli. İşleri kolaylaştırıcı, katılımcılığı teşvik edici bir faktör önemli değerli arkadaşlar. Ve yönetici unutmayın. Açık iklimde kurmaydır arkadaşlar. Yani komutan gibi örgütünü yönetir, okulunu yönetir müdür örneğin. Bir komutan gibi örgütünü yönetir. Alttaki bütün paydaşlar işleri kolaylaştırmak için koştururlar. Ve burada katılımcılık çok önemlidir açık iklimde değerli arkadaşlar. Özerk otonom iklimde değerli arkadaşlar. Bu iklimde yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için resmi ve sistemli çalışmak istiyor özerk iklimde yönetici. Ve bunları yapabilmek için değerli arkadaşlar kendini çalışanlarından uzak tutuyor. Kendini çekiyor, odasına kapatıyor. Öyle düşünebiliriz. Özerk iklimde yöneticinin kendini kapatması söz konusudur değerli arkadaşlar. Çalışanlarından uzak durması söz konusudur. Samimi iklim değerli arkadaşlar. Samimi iklim. Bu iklimde arkadaşça ilişkiler hakim ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda görüşlerini mutlaka bildiriyorlar. İdareci iklim, bu iklimde yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerinin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize edilir değerli arkadaşlar. Kapalı iklimde adı üzerinde yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleriyle ilgilenmediği, işbirliğinin olmadığı, grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmi bir örgüt iklimidir kapalı iklim değerli arkadaşlar. Özerk ve otonom iklim yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendisini çalışanlarından uzak tutuyor değerli arkadaşlar. 25. sorunun cevabı Bursa. 26. Bu iklimi yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerinin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder. Yukarıda açıklaması verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? A. İdareci iklim. B. Özerk otonom iklim. C. Samimi iklim. D. İdareci iklim. E. Kapalı iklim. 26. sorunun cevabı değerli arkadaşlar A seçeneğidir. İdareci iklimdir. İdareci iklimde yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerinin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize ediliyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar özerk otonom iklimde yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendisini çalışanlarından uzak tutuyor. Samimi iklimde değerli arkadaşlar arkadaş ilişkiler hakim ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda birbirlerine görüşlerini bildiriyorlar. İdareci iklimde değerli arkadaşlar yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerin olmaması, yine yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize ediyor. Dolayısıyla cevabımız 26. soruda A seçeneğidir. D'de de idareci iklim konmuş. E'de kapalı iklim. Kapalı iklim de adı üzerinde değerli arkadaşlar. Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili değil. Dolayısıyla burada onların kişisel zenginlikleriyle de ilgilenmiyor yönetici. Yani çalışanlarının kişisel özellikleriyle de ilgilenmiyor. Ya da kişisel zenginlikleriyle ilgilenmiyor. İşbirliği yok arkadaşlar kapalı iklimde. İşbirliği yok. Paydaşlar arasında işbirliği yok. Yine grup başarısı minimum düzeyde ve resmi bir örgüt iklimi söz konusu kapalı iklimde değerli arkadaşlar. Soru 27. Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleriyle ilgilenmediği, işbirliğinin olmadığı, grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmi bir örgüt iklimi söz konusudur. Yukarıda açıklaması verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. İdareci iklim. B. Özerk otonom iklim. C. Samimi iklim. D. İdareci iklim. E. Kapalı iklim. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, 27. soruda cevabımız E seçeneğidir. Kapalı iklimdir. Kapalı iklim, yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleriyle ilgilenmediği, işbirliğinin olmadığı, grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmi bir örgüt iklimidir değerli arkadaşlar. A seçeneğindeki idareci iklim, burada da yine A ve D idareci iklim olarak iki kez yazılmış. Arkadaşlar, idareci iklimde yöneticinin, çok affedersiniz, yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize ediyor idareci iklimi. Özerk iklimde değerli arkadaşlar, yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendisini çalışanlarından uzak tutuyor. Samimi iklimde arkadaşça ilişkiler hakim ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda birbirlerine görüşlerini bildirebiliyorlar. Kapalı iklimi de az önce söyledik arkadaşlar. Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleriyle ilgilenmediği ve işbirliğinin olmadığı, grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmi bir örgüt iklimidir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, modül 7 sosyal etkileşim ve iletişim ikinci çıkması muhtemel soru çözümümüz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma aboneyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Abone değilseniz abone olmanızı ve yine beğen tuşuna basmanızı, yine yorumlar bırakmanızı rica ediyorum. Böylece YouTube algoritması harekete geçiyor ve bu videolar çok daha fazla öğretmen arkadaşımızın önüne düşüyor ya da arama yaptıklarında daha rahat bu videolara ulaşabiliyorlar. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalınız, esen kalınız. Bir sonraki soru çözümünde konuyla ilgili görüşmek üzere. Arkadaşlar.